أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. Evet, cümleten selamun aleyküm, iyi geceler dileyerek derse başlıyorum. Bugünkü akaid dersimizin konusu Allah'ın sıfatları. Allah'ın zatı vardır, zatı vardır bir de zatının sıfatları vardır. Sıfatı zatiyesi vardır. Sıfatı subutiyesi vardır. Hani mahlukatın da mesela bir insanın bir şahsiyeti vardır. Kendisi bir de onun vasıfları vardır. Gibi. E tabi Allah'ın zatı hakkında düşünmek caiz değildir. Ama sıfatları hakkında düşünebiliriz. Çünkü Allah'ın zatı hakkında düşünmek şirktir. Çünkü zatın zatı ile alakalı hiçbir konuyu bilmiyoruz ve aklımıza gelen Allah'la ilgili, onun zatı ile ilgili her türlü tahayyül nedir? Şirktir. Neden şirktir? Çünkü o muhalefetün lil havadistir. Zatının sıfatlarından birisi. Muhalefetün lil havadis. Havadise muhalif olmak yani sonradan yaratılanlara yani zatından başka her şeye muhalif olmak mesela bir e, insanı e, insandan bahsedildiği zaman e, gözümüzün önüne bir e, tanımadığımız zaman bile bir e, silüet gelir böyle hani kafası yani başı Efendim omuzları vücudu, Ağzı burnu olan efendim işte mesela at denildiği zaman e, değil mi? E, dört ayaklı bir koşu hayvanı kuyruğu var, işte kulakları var. Böyle bir tasavvur aklımı gözümüzün önüne gelir. Ama Allah'tan bahsedildiği zaman böyle bir e, tahayyülde bulunmak caiz değildir. Bu şirktir. Ama sıfatları hakkında düşünülebilir. Mesela Rahman'dır. Rahman ve Rahim'dir. Tecelliyatını düşünebiliriz. Hani Rahman ismiyle tecelli ettiği zaman neler olur, neler olmaz gibi. Efendim Cebbar'dır. Cebbar yani istediği şeyi zorla yaptırabilendir gibi. Bunları düşünülebilir ama zat, zatı hakkında düşünemiyoruz. Evet, beşinci başlık. Ünitenin beşinci başlığı. İmanda şimdi bu şurada bir şey var. Planımız var. Ona bir bakayım. Şu anda üçüncü ünitenin beşinci maddesi. Bu kitaplar bizde mevcut tabi. PDF olarak. Allah'ın Allah'ın sıfatları. 57. sayfa. Efendim iki sayfaya yakın zat sıfatlardan bahsedecek. Sonra 3-5 sayfa subuti sıfatlardan bahsedecek. Efendim sonra vakit olursa Allah'ın Allah'a imanın insana kazandırdıklarından bahsedebiliriz. İkinci semestrede artık meleklere imandan devam edebiliriz. İslam'da iman esaslarının birincisi ve en önemlisi Allah'a imandır. Allah'a iman demek, yalnız Allah'ın varlığına inanmakla kalmayıp, aynı zamanda o yüce varlıkta bulunması, zorunlu sıfatların varlığına ve O'nun zatına yakışmayan noksan sıfatlardan münezzeh olarak, yani münezzeh olduğuna da inanmaktır. Birincisi neymiş? Ee, zorunlu sıfatların var olduğuna inanmak, İkincisi de noksan sıfatlarda münezzeh olduğuna inanmak. Ha bu ikincisine yani noksan sıfatlardan münezzeh olmasına iman buna e, sıfatı selbiye diyoruz. Selp yani selp edilecek sıfatlar. Zati ve subuti sıfatlar olarak iki bölümde ele alınan bu sıfatlar sırasıyla şunlardır demiş. Şimdi sıfatı selviye yani noksan sıfatlardan münezzeh. Bunun tesbihini her gün yapıyoruz. Yapıyoruz. Mesela ne diyoruz? Sübhanallah diyoruz. Sübhanallah nedir? Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim demektir. Kur'an-ı Kerim'in Sebbih ismi ala yani el ala suresi nazil olduğunda dediler ki ashab-ı kiram yani o, o anda onu dinleyen, ayeti dinleyen Tabi hepsi aynı anda bulunmuyordu. Yani o anda orada bulunanlar dedi ki biz Allah'ı nasıl tesbih etmemiz gerekir? Çünkü orada Cenab-ı Hak ve sebbih isme rabbikel ala en ala olan Rabbinin ismini sen tesbih et. Onun ismini tesbih et. Dediler ki biz bunu nasıl yapalım ya Resulallah? Buyurdu ki siz rüküye eğildiğiniz zaman Subhane Rabbiyel Azim dersiniz. Secdede de Subhane Rabbiyel Ala dersiniz buyurdu. Yani bu iki tesbih o ayeti i kerimeye cevaptır. Onu yerine getirmiş oluyoruz. Yani bu bizim dinimize yani Müslümanlara ait bir şeydir. Allah'ın 90 sıfatlardan tesbih etmek başka başka inançlar hani Allah'a başka vasıflar yakıştırır. Hani onu bazı şeyleri yapamaz gibi gösterir falan. O bizi ilgilendirmiyor tabii. Bizim inancımız Cenab-ı Hak innehu ala kulli şeyin kadir. Her şeye gücü yetendir. Mesela biri diyor ki Allah her şeyi yapabiliyorsa, her şeyi istediğini yapabiliyorsa o zaman ölmez yani ölmek istese ölür mü? Şimdi bu aklen caiz değildir. Neden? Çünkü çünkü noksan ölüm noksan sıfattır. Allah ise bu noksan sıfattan münezzehtir. Noksan sıfatlardan mesela aşağıda ayetel kürsi gelecek. Orada noksan sıfatlardan bahsedecek. Şimdi zat sıfatlardan bir giriş yapıyoruz. zat sıfatlar nelerdir? Allah'ın zatına mahsus olup ondan başkasına verilemeyen sıfatlara zatî sıfatlar denir. Bu sıfatlara Allahu Teala'yı noksan sıfatlardan münezzeh kıldıkları için tenzihi sıfatlar, Allahu Teala'nın ne olmadığını bildirdiklerinden dolayı da selbi sıfatlar adı verilir. Yani sıfatı selbi o demek. Selbi sıfatlar. Örneğin Allah cisim değildir, sınırlı değildir, onun için mekan söz konusu değildir. Selvi sıfatlar için bir sayı sınırlaması olmasa da bunları şu başlıklar altında inceleyebiliriz. Yani tabi e, mesela İhlas suresindeki Kul ahad, Allah tektir. Oradaki tek matematiksel tek değildir. Yani e, kendince, kendine mahsus e, birdir. Yani hani Almanca aynsı artık diyorlar. Yani e, Ondan o kendi durumunda tektir anlamında. Yani matematiksel tek değil. O zaman sınırlamış oluruz çünkü. Sınırlama yok. Vücut Allah'ın var olması demektir. Yani Allah vardır. Onun yokluğu yani adem. Adem düşünülemez. Bu manada ona vacibül vücut varlığı zorunlu olan denir. Yani vacibül vücut şey olan yani Not notwendig mecburi olması lazım. O sonradan olmamıştır. Allahu Teala var olmak için başka bir kuvvete muhtaç değildir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Yani ayetül kürsi bu. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Bunu e, farz namazlardan sonra işte tesbihten önce okuyoruz. Ee, yani tesbihten önce okuyoruz. Çünkü sünnettir, tavsiye edilmiştir. Zaten ayet-i kürsüyü yatarken okuyan gece tasalluta uğramaz. Ayet-i kürsü bir kalkandır. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun mafisemavati ve la nevm. Lehu ma fis ve ma fil ard Allah ki Allahu Allah la ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Yani la ilahe illa la ilahe illa Allah demektir hani. Ama hu zamir olarak geçmiş çünkü başta Allah kelimesi olduğu için hu zamire dönüş yapıyor, rucu ediyor. Efendim. E, o yüzden illahu denir. Tevhidle başlıyor ayet-i kürsi. El hayyu diridir. Diridir. Hayat sahibidir yani. El kayyum kayyumdur. Efendim. La te'huzuh. Yani kayyum kame sıfatından geliyor. Kame kaim ol demek. Yani kendi başına gayim olan demek. Başkasına ihtiyacı olmayan. El kayyum. El kayyum. Yani şeylerde de kayyum atanır ya hani Böyle iflas anlarında e, fevalta atanır. Böyle Almanca'da Almanya'da da var o. Efendim bir insan iflas ettiği zaman privatta da atıyorlar. Firmalarda da atıyorlar. Mesela bir insan privat e, bir iş yapmasa da iflas e, şey yapmış olsa e, iflasını e, efendim e, şey e, bildirmiş olsa hani ona bir kayyum atıyorlar. Ondan sonra o ne yapıyor? Onu böyle borçlarını hesap ediyor, giderlerini falan. Böyle ona bir 5-10 sene şey yasağı koyuyorlar. Yani e, bir iş yapamaz falan böyle. Onun birileri süre yasak oluyor. O iflas durumundan kurtulduğu zaman artık tekrar serbest oluyor. Yani firmalarda da aynı şekilde. kayyum deniyor ona. O gözetiyor yani şeyi. E, ortamı gözetiyor böyle yani yönetiyor. La ta'khuzuhu la ta'khuzuhu onu tutmaz. Yani akhada e onu tu tutmaz ne tutmaz. Sinetun ee, bir dalgınlık tutmaz. Yani öyle bir, böyle bir yani dalıp gidip de bir şeyleri kaçırmaz yani. Hani biz bazı böyle hayal kurarız, dalarız. Ee, kafamız gider bir yerlere. Bazen gözün önünden geçeni göremezsin. Yani onda öyle bir şey yoktur. Öyle bir eksiklik yoktur. Çünkü bir eksikliktir. Bunlar şimdi sıfatı selbiye yani. Onu bir dalgınlık tutmaz. Yani böyle bir uyur gibi, yarı uyu, tavşan uykusu gibi bir uyku falan öyle şey tutmaz. Ve ola uyku da tutmaz. Uyku da tutmaz. Lehu onun içindir ya ona aittir. O Allah'a aittir ne? Mâ fissemâvâti semada olanlar, gökyüzünde olanlar ve mafil ardı yerdekiler, yani yeryüzünde olanlar ne varsa onundur, ona aittir. Ona aittir. Hani bazen şey geçer bu. Lehu ma fi's ve ma fi'l ard. Mesela Allahu lezde lehu ma fi's semavat ve'l arz denir. Bunun ikisinin aynı manası aynıdır yani. İkincide ve ma fi hani vema olmasa da lahum fis semawati vel ardı ma fi, yani şu ma ve fi şu ikisi vallahi de yok. Ama mana değişmiyor. Çünkü şu bundan önceki işaretlemişim bakayım. Şu vav wow harfi ne yapıyor? Arzı sema üzerine atfettiği için yani o da aynı manaya geliyor. Vav wow harfi atıf vavı wow bu. Atfediyor. Efendim, Sonra ne geliyor? Burada yok ama ben kısaca oraya giriş yapacağım çünkü itikadi önemli bir konu. Mendel <laughs> dedi: kim şefaat edebilir? Indehu onun huzurunda illa bir iznihi. Ancak onun izniyle. Yani onun izni olmadan onun huzurunda bir insan, bir başkasına şefaat yetkisi olan bir insan, bir başkasına şefaat edebilir anlamına geliyor. Yani onun izni olmazsa şefaat edemez. izni olursa şefaat edebilir anlamı çıkıyor. Yani mefhul muhalifi. Şimdi bu bunu niye söyledim? Çünkü şefaati inkar edenler var. Şefaat yok diyenler var. Bazıları Allah'tan başka kimse şefaat edemez diyenler var. Ya kardeşim, hiç mi aklınız yok? Zaten şefaat demek, bir kişiyi Allah'ın huzurunda onu taraftar olup savunmak demek. Allah şefaat edip de kimi kime karşı savunacak? Yani bir düşün, düşünemez misiniz? Madem akılcısınız, akıl savunuyorsunuz. Allah mesela bana şefaat edecek diyelim onların sözüyle. Kime karşı şefaat edecek? Yani bunu, bunu düşünemeyecek kadar akıllı ahmaklar var. Yani Allah izin Allah'ın izin verdiği kişiler ne yapacak kıyamette? birbirlerine şifa, şefaat edebilecekler. Başta peygamberler şefaat edecek, evliya Allah şefaat edecek, alimler şefaat edecek, hafızlar yani hafızlar hatta şefaat edecek, şehitler şefaat edecek. Yani en az 10 kişiye şefaat edecekler. Mesela Hz. Osman hakkında Efendimiz buyurdular ki Osman kıyamet gününde ümmetimden Cehenneme hak etmiş 70 bin kişiye şefaat eder buyurdular. Yani buradaki 70 bin sınırlı bir sayı değildir. Yani o çokluktan kinayeten söylenmiştir. 70 olur, 80 olur, 50 olur, 60 olur. Yani bu çok çokluktan kinayeten böyle söylenir. Mesela 40 kere maşallah derler. Yani oradaki o sayı 40 değildir. O çokluğu ifade eden bir rakamdır yani. yani onun için. Yani şefaat yetkisi olanlar kıyamet gününde Allah'ın izniyle şefaat edebilecekler. Onu da böyle araya sıkıştırmış oldum. Efendim böyle size anlatacak olan varsa ayet kürsüyü onlara gösterebilirsiniz. Tefsirini okusunlar. Birincisi Allah'ın vücut yani vücut var olması, var olması. İkincisi kıdem ezeli olmak, başlangıcı bulunmamak demektir. Allah Teala'nın varlığının bir başlangıcı yoktur. Ne kadar geriye gidersek gidelim, onun var olmadığı bir zaman düşünemeyiz. Allah sonradan meydana gelmiş hadis bir varlık değil, kadim bir varlıktır. Eğer hadis bir varlık olsaydı bir muhtese muhtaç olurdu ve var olmak için bir muhtese muhtaç olan da vacibü'l-vücud olamaz. Yani bazıları der ki hani Allah var. İşte Allah bizi yarattıysa Allah'a kim yarattı der. Yani bunlar da akılsız şeyler. Ee, saçma sapan sorular. E şimdi sen Allah'a kim yarattı dersen farz misal ona bir cevap verecek olsa o da der ki onu kim yarattı? Yani bunun şeyi olmaz. Sonu gelmez. Onun için böyle tartışmalara girmeyin. Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilsiniz. Bunu da böyle bilmiş olun. Kıdem sıfatının zıttı olan hudüstür. Hudüs yani hadetse, yani hadeste, fe yani hadesten taharet diyoruz ya, hadet işte o. Yani hades, oradaki hadeste bir başka manaya geliyor. Efendim, Hudûs da sonradan meydana gelmiş demek. Allahu Teala hakkında imkansız olan bir sıfattır. Beka hani vücut, kıdem, beka. Üçüncüsü beka. Ha bir de kıdem şey anlamı var. Onu da söyleyeyim. Ezeli olmak, hani ezeli olmak. Bir de hani her şeyden önce olmuş olmak. Her şeyden önce. Hani bazı e, filozoflar derler ki, hani felsefe kitapları falan okuyorsanız, ee, öyle demişlerdir. Eflatun olsun. Pluto, Plato. Plato muydu? Plato. Aristo gibi. Ondan sonra İslam, güya İslam filozoflarından e, i̇bn Sina, Farabi bunlar da demişlerdir ki bunlar da demişlerdir ki e, Allah'ın yanında bir şey vardı. Heyula deniyor ona. Arapçada, felsefede. O heyuladan aldı aldı yarattı. Yani boş yoktan bir şey yaratmadı da önceden bir şey vardı ondan aldı yarattı gibi böyle iddialarda bulundular. Onun için bu iddialarından dolayı İmam Gazali Hazretleri bu Müslüman diye geçinen filozofların küfrüne hükmetmiştir. Bir de bunlar işte üç mat yani üç sebepten dolayı küfrüne hükmetmiştir. Birinci mesele bu. İkincisi ahirette cesetlerin dirilmediğini iddia etmişlerdir dirilmeyeceğini iddia etmişlerdir. Bir de bu yüzden bunlar İmam Gazali Hazretlerine göre dinlen çıkmışlardır. Bu meseleye ilk duyan varsa efendim e, Tehafetül ismi kitaplarını okuyabilirler. Hanım yani 20 madde 20 madde ifadelerini reddediyor. Bunların üçünün küfür olduğunu, 17'sinde bidat olduğunu ifade buyuruyor o kitabında. Evet bu kadar felsefeden sonra beka vücut, kıdem, beka, üçüncüsü beka. Varlığının sonu olmamak, ebedi olmak demektir. Allah'ın varlığına başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Nitekim bir ayet-i kerimede Allahu Teala vel evvelü vel ahiru ve zahiru vel batinu ve ve şeyin alim. Hüve o nedir? El evvelü ilktir. Yani birinci demek. Ya eyaste. Vel ahiru sonuncudur. Sonuncudur. Veya sondur. Ve zahiru o zahirdir. El batını batındır. Yani Cenab-ı Hakk'ın zahir, ez -zahir ismi şerefi vardır. Bu ez, -ez isminin tecelliyatıyla e, alemleri yaratmış ve onlara bir güzellik vermiştir. Yani mesela yemeğe tat vermiştir. Burnumuzu güzel koksun diye. Efendim bazı insanlara güzellik vermiştir. Bazısına daha fazla vermiştir. Efendim işte e, kadınları erkekten yani daha güzel yaratmıştır gibi böyle te yani çeşitli tecelliyatlarda bulunmuştur. Bu zahir isminin tecelliyatıdır. Yani zahir çünkü dış görüntüye, dış görüntüde tecelli eder. Ez-Zahir. batın da iç alem yani maneviyet alemi. O da el isim ismi şerifi de onun tecellisiyle insanın iç alemindeki değişiklikleri vesile olmuştur. Çeşitli tecelliyatlarla. Zaten şurada bir el yazıyor sağ tarafta. Şuresinde. El-Baki ismini mezarlıklarda çok görürsünüz. veya El-Baki yazar ya da Hüvel-Baki yazar. O şu demektir. Yani burada bir insan yatıyor. O fanidir, o miadını doldurdu, yedinin altına girdi, yani vefat etti. Ama Allah vefat etmez, Allah bakidir anlamına geliyor yani. Yani kimse kendine güvenmesin gibi manalara geliyor, ibret olsun diye böyle yazarlar. Tabii ben yazmalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü güzel mesela besmele yazıyorlar, şey yazıyorlar, bu pisleniyor, kirleniyor. Kuşlar konuyu e, pisliğini bırakıyor. Bence doğru değil yani. Ama Müslüman mezarlığı olduğunu göstermek için bir hilal yapılabilir. Yani bir iş, başka bir işaret konulabilir. Ama Arapça yazılması bence e, doğru değil. Çünkü kirleniyor, günah. Yani besmele, besmele'ye Basmiele'ye pislik bulaştığını düşünün yani. İnsanın gönlü rahat eder mi? Yani sıkıntı olur. O mezarlığın olduğu yere çevresine sıkıntı olur o. Allah razı olmaz. Onun için imkanınız olduğu sürece size sorarlarsa tavsiye etmeyin. Yani mezar taşlarına Arapça yazı yazmasınlar. Ama hilal yapsınlar hani Müslüman olduğunu bildirmek için bir hilal konsun. Hele hele mesela e, Avrupa'da Müslüman mezarlarına müsaade ediyorlar artık. Yani bizim oralarda var yani onunla böyle belirli bir parseli onlara ayırıyorlar ama işte oralarda bir hilal konsa iyi olur yani. Haç yerine hilal. Müslüman olduğunu anlamak için. Başka bir ayeti kerime. küllü şeyin helikün illa vechahu lehu'l hukmu ve ileyhi turcaun. Her şey helak olacaktır. İlla vechhu o hariç. Onun kendisi hariç her şey helak olacaktır. Yani kıyamet gününde, e, kıyametten sonra Cenab-ı Hak bütün alemleri tekrar yok edecek. Yok edecek. Bundan sonra e, efendim limen el mülkül yevm bu da ayet-i kerimedir Kur'an-ı Kerim'de. Sonra ilan edecek yani her şeyi yok edecek. Melekler ne varsa arşu ala semavat Ondan sonra diyecek ki limen el mülkül yevm bugün mülk kimindir? kime aittir? Yani bugünün padişah sultanı kimdir? O mülk lillahil vahidil Tek olan ve kahar olan yani her şeyi kahreden, helak eden Allah'a mahsustur diyecek. Ondan sonra her şeyi tekrar aynı şekilde yaratacak. Bu da böyle. Tefsirlerde okuyabilirsiniz. Her şey aynı. Yani bakın öyle bir e, tabiri caizse öyle bir hafıza ki her şey olduğu gibi kimin ne kadar günahı sevabı varsa hepsini böyle tekrar aynı şekilde yaratacak hesap kitap başlayacak. Evet. Sıra şimdi vahdaniyette. Tekrar sayalım bakmadan. Vücut. Bir vücut. iki kıdem. Beka kıdem, beka, vahdaniyet. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet. Bunları ezberlememiz gerekiyor yani. İmanımızın sahi olması için bu sıfat-ı zatiyeleri ve sıfat-ı sübütiyeleri ezberlememiz, bilmemiz gerekiyor. Yani bu imanın en az şartı bu. Doğru inanabilmek için. Evet, vahdaniyete delil olarak da İhlas Suresi var. İslam'ın Allahu ahad, Allahu samed, Lem yelit ve lem yulet ve lem yukun kufuven ahad. Evet. Ne demek? Kul de. Söyle yani. Kale yakuluden geliyor. Kale söyledi, yakulu söyler. Kul söyle. İmperatif yani. Yakuluden imperatif. Kul. Emir. Allahu ve o Allah nedir? Ahadun tektir. Allah samedü. Allah Allah nedir? Es -samedü. Samettir. Yani başkasına e, ihtiyacı yoktur. Bizim gibi, mahlukat gibi. Bizim Hı. yani en ufak şeyde yani yaşamak için suya, yemeye ihtiyacımız var. En başta her saniye, her dakika nefese ihtiyacımız var. Yani bir bebeğin, bir çocuğun annesine ihtiyacı var, babasına ihtiyacı var değil mi? Kendi başına hiçbir şey, hiçbir varlık yok. Bahçedeki sebzelerin suya ihtiyacı var. Mesela sadece güneşle yetişen bitkiler var değil mi? Mesela kaktüs var. Kaktüs. Kaktüste güneşe ihtiyacı var. Devamlı güneş alması lazım. Yani birbirine muhtaç olmayan hiçbir varlık yok. Ama Allah hariç, Allah öyle değil. Lem yelit, doğurmadı. Doğurmadı yani. Bir şey ondan e, hasıl olmadı. Ve lem yulet. O doğurulmadı. Bu tabi Hristiyanlara cevaptır. Hristiyanlar Hz. İsa'ya bir şeyler e, iftiralar attılar. Yani ona bir şeyler isnat ettiler. Allah'la Allah ile alakalı onun evladıymış gibi sanki. Bunlara cevaptır. Velem yekun lehu kufven ahad hiçbir e, onun dengi yoktur. Ya yani Allahu Samet de şeye e, cevaptır. Yahudilere cevaptır. Yahudiler dediler ki e, biz zenginiz. Veya müşrikler de demiştir bunu. Biz zenginiz. E, Allah ise fakirdir dediler. Yani bu onlara cevaptır. Yani Allahu fakir, nahni aniye gibi buna benzerdi. Şimdi hani düşündüm tam aklıma gelmedi. Böyle şey var yani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yani Allah'ın fakir olduğunu, onun içinde işte böyle hayır hasenat istediğini gibi böyle onu demek istediler. Ama Allah'u nedir? Allah'u samedü. O kimseden bir şeye muhtaç değildir. Tabi iki tane Allah, e, ilah diyelim olsa ne olurdu? Bu da Enbiya suresinde 70, e, 22. ayet S.A.V. lev kâne fîhima eğer diyor o ikisinde olsaydı yani ikisi ne demek? Yerde ve gökte olsaydı ne olsaydı? Alihetün <laughs> bir takım ilahlar olsaydı illallahu <laughs> Allah'tan başka başka yani Allah Cenab-ı Allah kendisini onlarla beraber saymak istemiyor. Yani Allah'tan başka ilahlar olsaydı lefesedeta o e, sema ve arz fesada uğrardı. Yani fesada uğrardı derken o ikisinin düzeni bozulurdu. Mesela biri derdi ki bugün güneş güneş e, yapalı yani güneşlensin dünya. Diğeri derdi ki hayır bugün yağmur yağacak. Ne olurdu? Düzen bozulurdu. Belirli bir düzen olmazdı. Subhanallahi Rabbil Arşi Amma Yasifun Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir buyuruyor. Bak yine şey diyor değil mi? Sübhane. Yani 90 sıfatlardan tenzih ederim Allah'ı. Yani namaza bile Sübhaneke ile başlıyoruz değil mi? Çünkü Sübhaneke, yani Sübhane tesbih etmek önemli. Önemli. Çünkü önce ne yapıyoruz? Önce mesela şeyde de öyle nefis terbiyesinde önce kalbimizi boşaltıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Onu süslüyoruz. Öyle derlerdi. Önce tahliye sonra tasfiye. Mesela bir evi e, renoviyen yaparken tamir ederken ne yapıyoruz? Çöpleri önce atıyoruz. Eski kağıtları söküyoruz duvardan. Ondan sonra yenilerini yapıştırıyoruz. Yani temizlik yapmadan süsleme olmuyor. Önce tahliye, tahliye boşaltmak demek. Sonra tasfiye, cilalamak. Onun için la ilahe nedir? Tahliyedir. Gönlündeki tüm putları atıyorsun. İllallah. Ancak oraya Allah'ın e, sevgisini, inancını koyuyorsun. İşte bu şeydir yani. Bir nevi tespittir. La ilahe illallah. Subhanallah. Sübhaneke Allah. Subhanekallahumma. Elhamdülillahi subhan rabbiyal el azim, subhan rabbil Ala. Bunlar hepsi birer tesbihtir. Bunlar Allah'ın Allah'a eksik ve noksan sıfatları yakıştırmam anlamına gelmektedir. Ben onu mükemmel olarak kabul ediyorum, inanıyorum anlamına gelmektedir. Evet. Mesela değil mi bu bir felaket yaşıyoruz. Müslümanlar felaket yaşıyor. Bazı böyle gösteriyorlar tabi sosyal medyada falan. Yani insanlar var. Onca kişilerini kaybetmiş. Akrabayı talukatını kaybetmiş. Ama ne diyor? İnşallah diyor cennette görüşeceğiz diyor. Büyük bir teslimiyet gösteriyor. Büyük bir sabır gösteriyor. İmanını sorgulamıyor. Allah'ı sorgulamıyor. Ama imanı olmayan bir insan diyelim ki içinde bulunduğumuz, yaşadığımız ülkede adam bir yakınını kaybetse niye ben diyor. Yani Allah'ı sorgulamaya sorgulamaya başlıyor. Ama bizim inancımız nedir? Allah böyle yaptıysa onda bir hikmet vardır. Onun eksik sıfatları yoktur. Biz böyle inanırız diye teslimiyet gösteririz. İşte o da Sübhaneke Allahümme diyerek bunu ifade ederiz. Sen yanlış, eksik bir şey yapmazsın. Sen mükemmelsin. Yani yap, bir şey yaptıysan, bir acı çektiysen ben bunun bir hikmeti vardır. Bu benim e, gelişmem, tekamülüm için gereklidir. Diye böyle teslimiyet göstermemiz gerekir. Çünkü tevekkül onu gerektirir. Allah'a tevekkül bunu gerektirir. Bu da, bu tevekkül de Allah'ın e, Allah, eksik sıfatlardan münezzeh olduğunu kabul ederek ancak bu tevekküle kavuşulur. Yani Allah'a güven neyle olur? Onun yanlış veya hikmetsiz bir iş yapmadığına inanarak olur. Şimdi muhalefetün lil havadis şeyi sonra geliyor herhalde. Kıyam bir nefsi hibadı bile. Yani de farklı olabilir. Bazılarında muhalefetün lil havadis gelir. Bazılarında kıyam bir nefsi gelir. En son muhalefetin ile gelir. Sırası çok önemli değil. Önemli olan öğrenmek ve bilmek. Bu da sonradan yaratılmışlara benzememek demektir. Allah kendi yarattığı varlıklar hiçbir surete benzemez. Kainattaki varlıkların hiçbirisi de ona hiçbir yönden benzemez. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle ifade edilmektedir. Leysa kemithi şey'ün ve ve semiul basir. <laughs> Hiçbir şey onun benzeri değildir. Hani leyse vardı ya, leyse fiili vardı. Hani leyse olmadı demek. Bir de ma var. Ma, leyseye benzeyen ma vardı. Hatırlarsanız belki. O da aynı şekilde olmadı manasına geliyordu. Burada işte hiçbir şey Allah'ın benzeri değildir. O işitendir, görendir. İşte başta söylediğimiz gibi Allah kendisi hakkında hatıra geldiklerimizin de ötesinde bir varlıktır. Sonradan olanlara benzemek Allah hakkında imkansızdır. İnsanoğlu soyutu kavramakta çoğu kere güçlük çeker. Bu yüzden her duyduğu yeni şeyi zihninde somutlaştırmak ister. Somutlaştırmak ister. Onun mahiyetini kavramak için daha önce de gördüğü, bildiği, yaratılmış ve kainatta mevcut olan bir varlıkla onu kıyas eder onu benzetmeye çalışır. Allah'ın zatını düşünen insanda onu bir şeylere benzetmeye çalışmıştır. İnsanoğlunun ilah zannedip somutluş, somutlaştırdığı her sahte ilahın insanın bildiği bir nesneye benzetilmesi bu yüzdendir. Oysa Allah eşi benzeri olmadığından Allah hakkında hatırımızı ne gelirse gelsin o yanlıştır, hatadır. Bu sebeple Allah'ın zatının düşünülmesi yasaklanmış, onun eserleri üzerinde tefekkür edilmesi ise tavsiye ve teşvik edilmiştir. Kıyam bir nefsiyi, kıyam bir nefsiyi bu şeydir yani, İhlas Suresindeki ikinci ayetin karşılığıdır. Var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymamak demektir. Allah var olmak ve varlığını devam ettirmek için hiçbir varlığa, yere, zamana, sebebe muhtaç değildir. Aksine her şey ona muhtaçtır. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır. allah Samet yani Allah Samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Hatırlarsanız bir zamanlar öyle demiştik değil mi? E, samet ismini çocuklarınıza, insanlara vermeyiniz. Abdüs Samet olur. Yani Samet'in kulu olur. Ama Samet ismi yani sonunu dal, samadü ismini vermek caiz değildir. Çok sıkıntılı bir durum durum olur. Yani Allah'ın ismini bir insana vermek o insana çok büyük sıkıntı yaşatır. Mesela Nur ismi de böyle. Öyle demişler. yani Allah'ın Allah'ın Allah, Allah Nuru Semavati ayeti var nur ismini alan bir insan mesela Nurullah, Nurettin gibi böyle isimler alan insanlar mutlaka hayatı sıkıntılı geçer. Çünkü büyük bir isim almıştır üzerine. Ona yani o ismin yüceliğince o insana sıkıntıya var. Yani büyük bir isim. Bir ayet kerimede bunu vurguluyor Cenab-ı Hak. Bu da 50. Fatır suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. ya eyühen nasu ey insanlar entum el fuqara siz fakirlersiniz. İlallahi Allah'a yani fakir muhtaç anlamında. Siz Allah'a muhtaçsınız diyor. Vallahu vel hamid. Fakirin zıttı nedir? Ganidir değil mi? El ganiyyu. El fakirin fukara da fakir'in çoğulu yani şey oluyor meysal. Fakir el fakiru bir tane fakir, bir tane muhtaç. El fuqara e, muhtaçlar demek. Yani şimdi muhtaç var. Yani İslami e, fıkıh e, şeyin istilahında fakir zekat veremeyecek durumda olan insana fakir denir. Yani geçimini sağlar ama zekat veremez. Ee, tamamen böyle varlıksızsa yani tamamen düşkünse ona da miskin denir. Yani miskin böyle azosyal hani yani hiçbir şey olmayan. Yani bir günlük e, sabah kalktığı zaman akşama ne yiyeceğini bilemeyen o derece düşkün insanlara fakir değil miskin denir. Miskin. Evet. Fakir de yani geçimini sağlayabiliyor ama zekat verecek durumda değil. Yani o o demek yani. Zekat veremez ama zekat alabilir çünkü fakirdir. Bunlar böyle. Bunları tekrar sayalım. Şurada tabelamız var. Vücut. Sol tarafta burada vücut. Yani vücut şeydir. Mevcut olmak hani öyle düşünebilirsiniz. Bunun şeyi ismi fülü. vücut yani mevcut olmak vacit mevcut olan, şey olan. Aslında bulmak manasında vecede. Vecede, ecidu. Vücut, vacit var, bir de mevcut var. Mevcut. Birincisi vücut, var olmak. Yani şey existence gibi Almancada. Veya e, vorhanden sein. Vacibül vücut deniyor. O da şey yani mutlak manada e, notwendig olan yani. Notwendig. Notwendig var, möglich var biliyorsunuz. Bu not notwendig. Kıdem her şeyi diyeyim. Notwendig Allah o e, vacibül vücuttur. Hani olması zorunludur. Ama alem vacibül vücut değildir. Alem de e, şeydir yani. E, dediğimiz gibi vacibül vücudun te, e, şeyi zıttı. E, hani möglük. Möglük dedik ya. Olabilir. Yani olması vacip değildir ama olabilir. Bu da alemlerdir. Allah onları yaratmıştır. Onu öyle murat etmiştir. Hatta ne hani demiştir? Ben Cin, cinlilerim ve insanların beni bilmeleri için ve ibadet etmeleri için yarattım. Evet. Kıdem ezelidir. Ondan önce kimse hiçbir şey yoktur. Bu kıdem kelimesi şimdi aklınızda kalması için bazı böyle e, bağlantılar veriyorum ki daha iyi akılda kalır. Kıdem memleketle kullanılır yani. Mesela bir insan bir askerde e, diğeri bir gün sonra bile gelmiş olsa o der ki ben senden kıdemliyim yani. Ben senden önce buradaydım der. Ona kıdem denir. Kıdemli olmak. Ondan önce orada olduğunu bildiriyor. Efendim. Beka bakıya fiilinden geliyor. Bakıya yepka. Bakıya yani bak bakıya ee, diyoruz ya şeyde kullanılır bu. Kibitinklarda yazar mesela memlekette dükkanlarda, Kübütüm'de şeyde bonlarda yazar böyle bakiye işte şu kadar diye. Bakiye kalan demek yani geri kalan. Fani olmayan. Fena, fani olmak, beka baki olmak. Yani mahlukat fanidir. Hazreti Allah bakidir. Vahdaniyet tek olması. Allah kulhu vallahu ahad birinci ayet. Muhalefetün lil havadis. Bunu da e, havadise zıt olması, yani sonradan yaratılanlara zıt olması, kıyam bir nefsihi. Bu da Allahu Samet isminin e, izahıdır. Bu da kendi e, kendi kendine, kendi gücüyle kaim olan demek. Yani bir nefsi nefis burada zat anlamında, yani kendi kendine. Yani nefis deyince sadece bizim düşmanımız olan nefis aklımıza gelmesin. Nefis e, şahıs manasına gelir, benim insanın canı manasına gelir. Düşmanımız olan nefis anlamına gelir. Çeşitli manaları vardır. Hani mesela ketebe ala nefsihi rahme diyor. Allah kendi nefsine yani kendisine rahmeti vacip kıldı. Yani rahmet rahmeti vacip kıldı diye ayet-i var. Evet şimdi suf e, subuti sıfatlar demiş. Aslında şu nota derim olan tabelayı su e, subuti sü, sıfatlar diyor ya bu bunun üzerinde olması lazım ama olabilir yani böyle bir şey olmuş, yanlış olmuş. Yani çünkü subuti sü, sıfatlar bu tabeladan sonra başlaması lazım. Subut sıfatlar varlığı zorunlu olan, Allahu Teala'nın vacip olan sıfatlarına subuti sıfatlar denir. Subuti sıfatların bir diğer özelliği de Yüce Allah'ın bunlarla kainatta tasarruf etmesi, evrende ve oradaki varlıklarla iletişim kurması, sahip olduğu vasıfların etki ve sonuçlarının kainata yansımasıdır. Dolayısıyla Allah bu sıfatlarıyla kainatı tecelli eder. Tasarrufunun eserleri kainatta gözlemlenebilir. Subuti sıfatlar şunlardır. Yani Allah'ın e, zati sıfatları, kendisiyle alakalıdır. Mahlukatla alakalı değildir. Ama sübuti sıfatları mahlukatla alakalıdır. Yani mahlukatı da bu sıfatlarından vermiştir. Hani geri bir önceki derste Allah'ın herhangi bir sıfatını bir insana vermesi şirktir falan demişti ya o biraz biraz hatalı bir düşünce. Çünkü Cenab-ı kendi sıfatlarından Mahlukatına da vermiştir. Hani inna Allah halaka Adem'e ala suretihi demiştik. Yani Allah Ademi, Adem, adem aleyhisselamı kendi suretinde yarattı. Yani orada suretihi'deki sonunda zamir, sonundaki zamir şöyle önemli olduğu için bunu yazayım da. Hani konuyla çünkü önemli. Bunlara yazalım. Suretihi şöyle sağ tarafa yazayım da. Sure Suretihi Şimdi bunun sonunda bir H var burada. Yani şu sondaki H şu H. Bu H Adem'e rücu ettiği zaman hani ala suretihi Allah Adem'i Adem'in kendi suretine yarattığı anlamı çıkar. Bu sefer Adem e, yaratıldığı gibi kaldı. Yani evolüsyon evolüsyon yaşamadı demektir. Yani nasıl yarattıysa son insana kadar öyle devam edecek demektir. Ama suret iyideki e, he Allah'a rücu ederse zamir yani Allah Adem'i kendi suretine yarattı dersek o zaman Cenab-ı Hak Adem'e bu sıfatlarından verdi demektir. Yani hayat sıfatı, ilim sıfatı. Yani ilim sıfatı değil mi? Mesela Bak Bakara suresi buyuruyor? Ve alleme ademel esmâe küllehe. Yani Allah Adem'e tüm isimleri öğretti. Yani demek ki ilim verdi. İliminden ona pay verdi yani azıcık da olsa. Yani bu bunu böyle düşünmemiz gerekir. Allah zatı sıfatları kendine mahsustur ama e, sübuti sıfatlardan yarattıklarına vermiştir. Hani isimlerinden de vermiştir. Sıfatlarından da vermiştir. Mesela hani bazı böyle şey olur. E, ne derler ona? Böyle belgeseller oluyor. Hani bu çöllerde falan böyle yırtıcı aslan veya kaplan oluyor böyle değil mi? Yırtıcı hayvanlar. Yani öyle bir saldırıyor, öyle bir parçalıyor ki hani ben bazı kendi kendime diyorum, bu diyorum olsa olsa Allah'ın celal sıfatlarının tecellisidir diyorum. Yani o hayvanı o celal sıfatlarından vermiş ve o öyle yırtıcı olmuş. Bazılarına hilim, e, şimdi Allah'ın celal sıfatları var, bir de cemal sıfatları var. Cemal yumuşak sıfatlar demek yani güzel sıfatlar merhamet güzellik celal de sert sıfatlar mesela cabbar efendim böyle celil e, bunlardan veriyor. Yani bu hayvanlara da vermiş yani sadece insanlara değil. Sadece insanlara değil. İşte bu e, bu şey suretihi ta Allah kendi sıfatlarından insanlara ve diğer mahlukata vermiş anlamı çıkmaktadır. Yani birincisi demiş dediğimiz gibi birincisi e, diri olmak, hayat. Yani Allah diridir, haydır. Bunu zaten vacibül vücud olduğu için e, başka bir türlü diri olmaktan başka bir şey olması düşünülemez yani. mesela ölü olması uyuyu olması düşünülemez. Bunlar çünkü eksik sıfatlardır. Allah diridir. Yani burada işte biraz kısa kesmek için fazla hepsini okumuyorum. Şu sonuncu mesela Allah hem hayatın sahibidir hem de hayatın devam edil, edebilmesinin sebebidir. Onun izni olmadan başta insan olmak üzere hiçbir canlı hayatiyetini e, sürdüremez. Her nefeste biz ona muhtacız Çünkü Allah'ı hayatın devamı sağlam her şeyi biz ona borçluyuz. Evet. İkincisi ilim. Hayat birincisi hayat, ikincisi ilim. İlim sıfatı değil mi? Allah e, alimdir. Yani her şeyi bilendir. Biz ise alimiz. Yani herkes kendi sahasını bir şeyler bilir. Ona alim denir. Ama alim her şeyi bilen demektir. Allah ilim sahibidir. Yani olmuş olanları bilir, olacakları bilir. Efendim, şimdi e, hani kader konusunda da geçer ya, Allah bizim kaderimizi yazmış mıdır, sabit midir, değişmez midir? Cenab-ı Hak bir şeyler yazmıştır levh-i mahfuzda herkes hakkında ama yapacağı şeyleri yazmıştır. Yani bu illa böyle olacak, değişmeyecek diye yazmamıştır. Yani kulum e, iradesini kullanacak. Bak irade de gelecek şimdi aşağıda. Yani Allah Cenab-ı Hak irade de vermiştir insana. Yani insana, ins ve cinne irade vermiştir. Yani iradeyle kendi yolunu seçebilir. Yani kimin hangi yolu seçip neler yapacağını Cenab-ı Hak levh-i mahfuzda yazmıştır. Buna kimse müdahale edemez. Ondan sonra işte bi بكل şeyin alim. Cenab-ı Hak her şeyi bilendir. Bak burada alim diye geçiyor. Alim değil, alim. Her şeyi bilen demek. Alim kendine mahsus bazı şeyleri bilen demek alim ama alim. Evet. Her şeyi bilir. Mesela şu ayet-i kerime bu Rum Suresi'nde olması lazım. 58 Keyif Suresi 109. ayet. Ha, keyif suresi olduğunu zaten düşünmem lazımdı. Çünkü sonu elifle bitiyor bakın. Mededa. Kul lev kânel bahru de ki e, deniz, derya veya okyanus mideden, mürekkep olsa ne için? Eh, Leksikat Rabbi, Rabbimin kelimeleri için, le nefidel bahru, le nefide elbette şey yapardı, bitmiş olurdu yani tükenirdi ne? El bahru, deniz tükenirdi yani o mürekkep tükenirdi, deniz kadar olan mürekkep mürekkep tükenirdi. Ne, ne zaman kable en tenfide kelimat Rabbi? Ve inabi Yani Rabbimin kelimeleri ilmi diyelim. Rabbimin ilmi bildiklerini mürekkep tamamını yazmadan önce mürekkep bitmiş olurdu diyor. Bitmiş olurdu. O derece geniş ilim sahibidir. Semi işitmek demektir. Bu neydi? Bas, basardı değil mi? Ha, i̇lim de bu. İlim, hayat ilim. Ee, semi, semi geliyor. Semi de, semi de duymak anlamında. Yani semia, semia, semia Allahü diyoruz ya. semi Allahü'l-Menhamide hamide. Semia, duydu de, demek, işitmek, duymak anlamında gelir. Cenab-ı Hak her şeyi duyandır. Yani duyandır. Onun duyması tek bir cihetten değildir veya onun herhangi bir bizim kulağımız gibi bir organa ihtiyacı yoktur. O duyandır. Hatta derler ya ilmi halde yazardı o. Hani Cenab-ı Hak hani görmesi ve duymasını anlatmak için Cenab-ı Hak karanlık bir gecede karanlık taşın üzerinde yürüyen karıncayı simsiyah karıncayı hem görür hem de ayaklarının sesini işitir derlerdi yani bu kadar hassasiyetini bu işin hassasiyetini belirtmek için vurgularlardı. Evet basar görmek dediğimiz gibi her şeyi görür. Hani bazen böyle akılları sıra şey yaparlar ya. Mesela espri yaparlar. Hani Ramazan-ı Şerif'te böyle gayrimüslimler falan. işte sen e, karanlıkta saklan e, bir şeyler ye. Hani o seni görmez falan gibi şakalar yapıyorlar. Bu doğru değildir, caiz değildir yani. O her şeyi görür. Hani haşa böyle onlara inanıp da e, beni görmüyor diye günah işlemeye kalkmayın. Görüyor yani. İrade. irade dilemek demektir. Yani Cenab-ı Hak her şeyi diler. E, mürittir. Mürit iradesi olan demek. Bakın burada mürit yazmış. Mür, mürit iradesi olan demektir. Yani hem mürittir aslında hem murattır. Murat da irade olunan anlamına gelir. Yani mürit ve murat. Hani mürit isteyen kişi demek. Erade, irade, erade yürüydü fiilinden geliyor. İrade dilemek. Allahu Teala diler. Allahu Teala biraz böyle şey kendi şey ki yani akayi kitaplarında olduğu gibi anlatayım. Ee, Cenab-ı Hak iradeyi külliyeye sahiptir. Kul ise iradeyi cüz'iyeye sahiptir. Kul şunu ben şöyle yapmak istiyorum diye düşünür, plan kurar, adımını atar. Cenab-ı Hak iradeyi külliyesiyle onun önünü açar. Yani onun önünü açar. Onu o işi eğer onun hoşlanmadığı bir işse onu sevmeyerek onun önünü açar. İstemez yani onun yapmasını. Ama o onu irade ettiği için, onu istediği için okul onun önünü açar, yapmasını sağlar. Ama sevdiği bir işe irade ederse kul, sevdiği, Allah'ın sevdiği bir şey yapmak isterse, o önünü seve seve açar tabii. Ve ondan memnun olur sevdiği bir iş yaptığı için. Mesela e diyelim ders yapacak. E ders e, bizim dersleri niye yapıyoruz? E, Akaid yapıyoruz. Çünkü itikadımız e, düzelsin. Yani Allah'a inancımız düzelsin. E fıkıh öğreniyoruz. E, abdestimizi doğru alalım. Tahareti doğru yapalım. Değil mi? Önce taharet, sonra abdest. Yani burada da bile önce temizlik sonra şey geliyor. Hani demiştik ya kalbimizi temizleyeceğiz sonra onu tasfiye edeceğiz. Yani önce taharet, sonra abdest, sonra namaz. Yani bunları iyi öğrenmek. Yani taharette mesela istibra var. Onu iyi öğrenmek falan. Bunları öğrenmek için ilim öğrenmek nedir? Veya oturup böyle kendisini zorlamak, sıkmak, sabredeyim, öğreneyim gibi. Hani Allah'ın razı kazanayım. Bunlar hepsi ibadettir. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Kul iradesini bu yönde kullandığı zaman Allah memnun oluyor, onun işlerini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Evet. Ne demiştik? E, yani ne de, demiştik onu da yazılı okuyoruz. Yani inna emruhu, inna emruhu. İzâ erâde şeyen en yekûle lehû kün feyekûn. Inna ma emruhu onun e, onun işi yani onun yaptığı veya emri, ile erada de şeymek, orada erade geçiyor. Onun bir şey yapmak istediği zaman, onun yaptığı şey nedir? En yakıllı söylemektir. Ne söylemek? Kün ol diye söylemek ve o, o zaman olur. Yani o ol diyorsa kimse ona mani olamaz. Onun iradesi çünkü güçlü kul da mani olamaz. Kul da mani olamaz. Yani kul efendim iradesini kullanıyor, zulme diyor. Efendim insanlara saldırıyor, eziyet ediyor. Hazreti Allah buna istemeyerek e, bir müddet müsaade ediyor. Ama niye? Onların azabını, ahiretteki hesabını daha çetin yapmak için. Evet yani Allah öyle bazen dediği gibi alemi yaratmış, terk edip gitmiş değildir e, ee, hani de, de, deriz ya Kur'an-ı Kerim'de okuruz. La tahsaben lillezine zalemu. Ee, e, yani Allah şey e, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından ve la tahsaben Allah'a gafilen amma ya'meluz zalimun. Evet. Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı gafil sanma buyuruyor Cenab-ı Hak. Onları bir zamana kadar mühlet verecek. Ondan sonra hesabını görecek. Kudret Kudret istediği olduğu gibi gücü de vardır. Yani bir şey istiyor. Bakın birbirine bağlantılı bu. İradesi var. İrade vile demek. Yani Almancasını merak eden vile vile yani irade istemek, dilemek veya kudret ve istediğini yerine getirecek güç sahibi olmak. Öyle anlayabiliriz yani ikisi birbirine bağlı. Yani bir şeyi irade diyor, ona kün diyor ama onun oluşmasını yine kendi sağlıyor. Kendisi sağlıyor. Mesela mesela İnna Allah ala şeyin kadir. Kadir ismi çok geçer. Kadir Allah'ın kudret sıfatıdır. Kullarda da kadir olarak söylemek gerekir. Yani kadir mutlak manada her şeye gücü yeten demek. Kadir de belirli bir şeylerde gücü olan, güçlü olan. Mesela kelam sıfatı aynı şekilde. Şimdiye kadar hayat, ilim, semi, basar, irade, kudreti, kudreti gördük. Kelam var, tekvim var. Kelam da konuşmak demektir. Allah konuşan bir varlıktır. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Cenab-ı Hak onu ezelde konuşmuştur. Aynı bizim okuduğumuz şekilde konuşmuştur. Efendim öyle şekilde Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Şimdi e, Allah'ın konuşmadan, mana alarak peygamberimize bildirdiği, peygamberimizin de onu lafızlara, o manayla lafızlar giydirdiği sözler de var. Bunlara da hadisi kutsiler diyoruz. Hadisi kutsi. Evet, hadisi kutsi var, hadis-i şerif var. Hadisi kutsi de manası Allah'tandır, sözleri peygamberimizdendir. Hadis-i ile yalnız amel edilmez. Yani Hadis-i Kutsi bir Fatiha gibi, İhlas gibi, Kur'an-ı Kerim gibi namazda okunmaz. Okunursa namaz olmaz. Şimdi bazı bilginler, tabi zamanda Mu'tezile de diyordu bunu. Kur'an-ı Kerim mana olarak Allah'tandır. Peygamberimiz de ona o manaya lafızları Peygamberimiz söylemiştir diye iddialarda bulunurlar. Bu doğru değildir. Bu caiz değildir. Kur'an-ı Kerim olduğu gibi Allah'ın kelamıdır. Yani Kur'an-ı Kerim mahluktur demişler. Çok alimlere zulüm etmişler. İmam İbni Ahambel Hazretleri, Ahmet İbni Hanbel uzun süre hapishanelerde yatmış. Eziyetler görmüş. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Allah'ın kelamıdır dediği için. Ama hadisi kutsi manası peygamberimize Allah'tan gelmiştir. Peygamberimiz onu kendi kelimeleriyle ifade buyurmuştur. Buna hadisi kutsi denir. Yani öbür türlü Kur'an-ı Kerim de böyle diyorsak o zaman Kur'an-ı Kerim'i hadisi kutsiye indirgemiş oluruz. Bu caiz olmaz. Evet. Şimdi Hz. Allah Musa Aleyhisselam'la Tur-i Sina'da konuştu. Değil mi? Yani, Ve Allahu Musa teklime. Allah Musa ile Aleyhisselam yani kelimenin tam anlamı, anlamı, anlamıyla ne yaptı? Konuştu. Yani tekliğmen burada şeydir. Allah için mefhulü mutlaktır. Yani öyle böyle değil manasına geliyor. Tam olarak eksiksiz olarak e, konuştu demek. Mefhulü mutlak. Yani onu ona konuştu. E, onun anlayacağı dilde konuştu. Yani konuştu neticede. Yani Musa Aleyhisselam'a böyle Kur'an-ı Kerim gibi inzal olunmadı, tenzil olmadı. O e, dinleyerek, bizzat dinleyerek ne yaptı? E, şeyi aldı, emirleri, vahyi aldı. Evet. Tekvin yaratmak demektir. Allah-u Teala var etmek istediğini kudret ve tekvin sıfatıyla yaratır. Var etmek, var ettiğini beslemek, büyütmek ve varlığını devam ettirmek hep bu tekvin sıfatının neticesidir. Allahu Teala bir ayet kerimede şöyle buyurmuştur. Yeseluhu men fis semavat vel ardı külle şey külle yevmin huve fi şe'n. Yes'elühü ondan ister. Yani ona sorar. Hem bu hem sormak hem de istemek manasına geliyor yani. Evet. Kim ister men? Olabilir kimse kim fissemavati vel az. E, göklerde ve yerde olan herkes ondan ister diyor. Yani tabii göklerde bu şeye de işaret olabilir. Yani bizden hariç başka yerlerde de yani insanların, inananların olduğuna işaret olabilir. Çünkü melekler irade iradesini sırf Allah'ın emrinde kullanılan, yemeye, içmeye muhtaç olmayan varlıklardır. Ama insanlar ister, dua eder, yalvarır, yakarır. Felaket anında ağlar, sızlar, Allah'ı hatırlar. bu insanlara mahsus bir şeydir. İşte külle yemin ve hüşe'nin o da her an yaratma halindedir diyor. Her an bir şey yapıyor yani. Her gün bir şey yapıyor. Ama tabi biz onun mahiyetini bilmiyoruz. Evet şimdi tabi e, bu sekizincisi tekvin sıfatı bu şeyde e, Eş mezhebinde Tekvin sıfatı şey içindedir. Kudret sıfatıyla beraberdir. Onlar da yedidir yani sıfatı subutiye. Ama Maturidi mezhebinde İmam Maturidi Hazretleri tekvin sıfatını ayrı bir sıfat olarak söylemiştir. Yani Tekvin sıfatı da ezeli bir sıfattır. Yani eşerilere göre tekvin sıfatı ezeli bir sıfat değildir. Kudret veya irade İrade e, fiilinin tecellisidir tekvin. Yani yaratması demişlerdir. Bu ufak tefek farklar vardır. Yani e, maturidi mezhebine göre hani Hanefi mezhebi olanlar zaten maturidi oluyor. E, bunlara göre sekizdir. Eşari mezhebine göre yedidir. İçtihat farkı yani. Öyle kabul edin. Evet Burada tekrar bir şey, tabelimiz mı diyelim artık şema var. Ee, hayattan başlıyoruz. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. 3, 6, 8 tane. Evet şimdi... Şimdi kısaca Allah'a imanın insana kazandırdıkları maddeler var. Onları da kısa kısa anlatıp bu üniteyi de bitirmiş olalım, yarım kalmasın. Allah'a iman insanın neler kazandırır? Bir, Allah'a inanmak insanı güzel ameller işlemeye ve doğru yola ile doğru yola yöneltir. Nitekim bir ayet kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve men yu'min billahi yehdi kalbahu. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğru yola götürür. Onun kalbine hidayet verir. <laughs> yani hidayet verince ne olur? Allah'a inanan kimse onun razı olacağı işler yapar, davranışlar yapmaya gayret eder. Efendim bu şekilde daha huzurlu olur tabi. Onun simasından belli olur zaten yani. Tevekkül halinde olduğu. İkincisi Allah'a inanan bir kimse her şeyi bilen, her şeyi gören ve gözeten bir varlığın bulunduğunu ve yaptıklarının her birinden bir gün hesap vereceğini düşünerek kötülüklerden uzaklaşır. Allah'ın buyruklarına ve hükmüne boyun eğer. Çünkü Cenab-ı Hak huve ma'akum o sizinle beraberdir. eyne ma kuntum. Nerede olursanız olur. O sizinle beraberdir. buyuruyor. Başka bir ayetinde o size şah damarınızdan daha yakındır diyor. Yani yeşilak ada var şu boynumuzda ya o şah damarı o işte. Ondan daha yakındır diyor yani. Hablil verid Üçüncüsü Allah'a inanan kişi başkalarını putlaştırmaktan, mal, mevki ve şöhreti tapmaktan, Allah ile insan arasına bir aracı koymaktan kaçınır. Kur'an-ı Kerim insanı Allah dışında başka varlıklara kulluk yapmaması için uyarır. Bu konuda yanlış inanışlara dikkatimizi çeker. Yani şimdi bunu da görüyoruz zaten. Hani insanlar insanları böyle maddi sıkıntılara sokarak büyük e, şekilde sapıttırıyorlar. İnsanlar o hale gelmiş özellikle memlekette. Böyle ufacık kendisine iyilik yapan bir insanı o kadar yüceltiyor ki yani haşa tapacak şekilde onu putlaştırıyor. Halbuki e, hayrihi ve Allah. sen iyi, iyi günler de görsen kötü günler de yaşasan onun sahibi kimdir? Onu yapan kimdir? Allah'tır. Yani Allah'a şükretmen lazım. İnsanları putlaştırmak doğru değildir. Yani inanan bir kişi zaten bunu yapamaz. Yapamaz. Yani bir de artık ne sebeple ise böyle yapılacak ufacık şeyleri o kadar çok duyuruyorlar ki insanlar da yani hani sanki çok büyük iyilik görmüş gibi o insanları gözlerinin önünde yüceltiyor. Yani Allah'tan başka kim bize iyilik yapabilir ki? O vesile kılar bazı kullarını ama asıl hayır sahibi, hayır ve şerrin sahibi Allah Teala'dır. Kadere iman bunu icap ettirir. Hani bedel e, okumuştuk ya Arapçada. Bedel e, geç en sonki derste bedel yani karşılığı bir şeyin karşılığı mesela ve bil kaderi amentin sonunda o ne demektir ve amentü bil kaderi demektir. Vav harfi amentü'yü orada şey yapıyor. Yani ezretsin yapıyor. Ve amentü bil kaderi kadere inandım. Kaderden de bedel orada bedel var bak kaderin karşılığı neymiş hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Kader bu demek yani. Sadece hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak demek. Başkasından değil. Sadece Allah'tan geldiğine inanmak kadere imandır. Kadere imanı açıklamak için oraya konulmuştur o. Evet. Yani iyilik yaşıyorsanız Allah'tan bilin. Kötülük yaşıyorsanız nefsiniz günahlarından bilin demektir. Evet bu kadar. Bir ihtar etmiş olalım. Çünkü Allah'tan başkasından iyilik beklemek, yani Allah'ın yardım olmadan kimse kimseye iyilik yapamaz, sevindiremez. Evet, şimdi dördüncüsü Allah'a inanan, yegane rızık veren Allah olduğunu bilir. Ha, ah, demin konuya geldik. O sebeple cimrilik, hırs, açgözlük ve tamah gibi çirkin davranışlardan uzaklaşır. Cömertlik, bağışlama, ele açık olma güzel davranışlara yönelir. Çünkü onun ahlakını Kur'an inşa eder. Ne demiş? Ellezine yu'minun esnaz ellezine yu'minun bil ve yuqimune ve mimme Evet. Rızkın Allah'tan geldiğini biliyor. Allah'a inanan kişi. Yani, yani son zamanlarda işte şuna zam, buna zam, işte aileye zam, şuna böyle bu konularla insanları meşgul ediyorlar. Allah'ı unutturuyorlar. Efendim Allah'a inanan kişi tevekkül eder, ona güvenir. Bunun da geçici bir durum olduğunu bilir. Kimseye de küsmez, kimseye de ithamlarda bulunmaz. Nimet de gelirse Allah'a şükreder. Yani fazla e, ne demişler? Bu kadar söylemekle yetiniyorum ki zaten arif olan anlar. Beşincisi Allah inancı kişide yiğitlik, cesurluk, ölümden korkmama, hak ve doğruluk için şehit olma arzusunu uyandırır. Tabi bu herkes için geçerli değil. Yani Bazı insan şeydir böyle insanlar farklı farklıdır değil mi? Her insanın tabiatı farklıdır. Bazı insan böyle korkusuz, cesur olur, şey olur. Yani biz bizim tarihimizde bir Hazreti Ömer var değil mi? Bir de Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Osman var, Hazreti Ali var. Bunların hepsinin Dördünün de e, yaratılışı, şeyleri, tepkileri değişik değişik. Mesela Hazreti Ebu Bekir tamamen teslim olmuş. Sıddıyık makamını almış. Onun öyle illaki böyle yiğitlik, cesurluk e, gibi böyle bir iddiası yok. O Resulullah'a bağlılık iddiası var. Ona e, sadakat iddiası var. Onun için sıddıyık olmuş. Hazreti Ömer... E, kimseden korkmayan her yani kimseye de torpil geçmeyen bir insan. O kadar adaletli. Hazreti Osman haya sahibi ve Hazreti Ali de ilim hem ilim sahibi hem şecaat sahibi. Bunların hepsi dördü de da zaten vardı. Bu dördü birer birer Resulullah'ın bu sıfatlarına varis oldular. Yani öyle. Kiminin tevekkülü artar, kiminin cesareti artar, kiminin efendim ilmi artar. Her insanın çeşit çeşit istifadesi vardır Allah'a imandan. Allah'a iman edenler efendim yüce değerler için göz kırpmadan canlarını bile feda edebilecek yüksek bir karaktere sahiptirler. Şehitlik ve gazılığın Allah katındaki derecesini bilirler ve onu arzularlar. Yani değil mi? Şu zam şu zamanda yaşadığımız yani Filistinli kardeşlerimiz ve diğer ülkelerde olan Müslümanlar haksızlığa uğrayanlar bunlar e, yılmadan, usanmadan Allah'tan ya şehit oluruz ya gazi diye Allah'a inandıkları için böyle tevekkül içinde dayanabiliyorlar, sabır gösterebiliyorlar. Adam ailesini kaybetmiş bütün sülalesini kaybetmiş yine de metanet sahibi. Allah sabırlarını, metanetlerini artırsın, yardımcıları olsun. Tabi onlar ahirette onlardan intikamlarını alacak. Yani boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan nasıl intikamını alacaksa onlar da orada intikamını alacaklar. Yani Hazreti Allah hayvan yaratıklarına birbirinden intikal alma fırsatı veriyorsa, sevdiği kullarına, Müslüman kullarına vermez mi? Elbette verecektir. Altıncısı, Allah'a iman, kişide yaratılıştan var olan din duygusunu, mutlak ve üstün kudrete inanmayasını tatmin eder. Kalp ve gönül huzuru sağlar. İşte bu kalp ve gönül huzuru, tevekküle sebep olur, sabıra sebep olur. Bunu e, inanmayanlar anlayamaz onlar için hep bir mantık, bir akıl terazisi vardır. Her şeyi onunla tartmaya kalkarlar. Onun için anlayamazlar. Yedincisi de Allah'a inanan insan, ihlas, ihsan ve takva gibi Kur'an-ı Kerim'in temel kavramları ve üstün ahlakı ahlaki özellikler olarak bildirilen ilkeler doğrultusunu yaşamaya özen gösterir. Yani İslam dini üç bölümdür. İman yani inanmak, İslam teslim olmak demek, İslam dini teslim olmak yani selime yani kendini, veyahut da kendini kurtarmak anlamına da geliyor. Esleme, yüslime, salim kılmak. İslam'ın ölçüsü nedir? El-Müslimu el men selime müslimune min yedihi ve lisanihi. Müslüman o kişidir ki diğer insanlar, diğer Müslümanlar onun bir elinden yani gücünden, zararından, iki de dilinden, dilinin sivriliğinden emin olan kişilerdir. Yani Müslüman gücünü, elini zarar için kullanmaz demektir. Başkasına zarar vermek istemez. Yani Allah'ın devamlı beraber olduğunu düşünür. Diliyle de kimseyi incitmez. Kimsenin kalbini kırmaz. Müslümanın ölçüsü budur. Budur. Yani bunu kazandırır. Allah'a iman, insana. Evet, son cümlelerde de Allah'ı bilmek, ona güvenmek ve teslim olmak kişiyi huzurlu kılar. Bu insan sorumluluk bilincine ve güven duygusuna sahip, dürüst, cesur, dirayetli, başkasına zarar vermeyen, insani ilişkileri kuvvetli olan bir kimsedir. Allah'a inanan insan kendisi için istediğini başkaları için de ister. Yani değil mi? İman dedik, İslam dedik. İman emine yani emine yemenu fiilinden geliyor. Kendisini emin kılan demek. Yani kendisini emin kılmak. Yani Allah'ın gadabından, cehenneminden emin kılmak. İslam da teslim olmak. Yani teslim olmak derken e mesela İslam olduğu zaman onlara özel bir davranış gösterme gösterirlerdi. Hani ben Müslümanım dediği zaman ne yapardı? Onun canına dokunulmazdı. Yani Müslüman olduğu için o savaşta da olsa ona dokunulmaz, öldürülmezdi yani tabiri caizse. O kendisini salim kılardı. Ondan sonra üçüncüsü de nedir? Üçüncüsü de ihsandır. İhsan da e, hasüne Güzel oldu demek. Ahsen'e de güzel yaptı. İşte bizim şu anda imanımız var, İslamımız var ama ihsanımız yok maalesef. Neden? Çünkü yaptığımız işi yarım yapıyoruz, güzel yapmıyoruz, yarım yamalak. Efendim. Onun için ihsan sahibi olmak. İhsan. Allahu indallah yuhubül muhsinin Allah işini iyi yapanları sever. Yani iman var, İslam'ımız var ama ihsanımız yok. Nereden hani kıytırabiliriz, nereden kısabiliriz? Herkes bunun peşinde. Bina yapan ya çimentodan ya demirden çalıyor. Ondan sonra iki sağlamta ne olur? Allah muhafaza yani kül olup gidiyor. İnsanlara zarar. Yani bizim imanımız ve İslam'ımız bizi kurtarır. Ama bizi örnek insan yapmaz. Yani insanları imana davet etmek istiyorsak önce amellerimizde örnek olmamız lazım, İşimizi iyi yapmamız lazım. Bizi gören imrenmesi lazım. O da heves etmesi lazım. Heves etmesi lazım. Onun için Müslümanlar kendilerini yani Müslüman olmayanları, hele içinde yaşadığımız şu ülkeden Müslüman olmayan insanları ürkütmemek için normal insanları arasına karışıp normal giyim, normal görüntüde olmaları lazım. Yoksa onlar böyle İslam'dan soğur, İslam'dan kaçar. Yani insanlar kendinden mesul olduğu gibi çevresinden de mesuldür. Yani insanları ürkütmemek lazım. Böyle orta halli efendim olmak gerekiyor. Ha kendimize faydamız olacaksa istediğimiz gibi yaşarız. İstediğimiz gibi yani cübbeyle de gezeriz, sarıkla da gezeriz. Yani ben ona karşı değilim. Ama ben sadece kendime değil, insanlara da faydalı olmak istiyorum dersek o zaman onların kabul edeceği bir şekilde aşırıya gitmemek şartıyla normal bir şekilde görünmek daha uygundur gibi geliyor bana. Yani o çünkü ürkütmemek lazım. O da heves etmesi lazım. Yani ben de böyle görüneyim, ben de güzel ee, bir şekilde böyle bak bunlar dinlerini güzel yaşıyor. Kimseye zararları yok. Kimseyi de bir şeye mecbur kılmıyorlar diye merak etmeleri lazım. Heves etmeleri lazım. Çünkü bir insanı kazanmak e, dünyanın yani güneşin güneşin üzerine batıttığı, doğup battığı her şeyden hayırlıdır buyuruyor Rısla Efendimiz. Yani güneş şu anda e, kaç tane gezegen varsa, gezegen onların üzerine doğup batıyor her gün. Yani onlardan bile daha hayırlıdır buyurmaktadır. Ders kısmı böyle bitirmiş olalım. İşte bu son en son ders bu şimdi. Yani imtihanlarda işte böyle seçmeli sorular var. Mesela Allah Teala'nın zatında, fiil ve sıfatlarında bir ve benzersiz olmasına ne ad verilir demiş. Ne alt verilir mesela bir. şu şöyle çözebilirsiniz bunu. Burada ne geçiyor bir ve benzersiz. Burada bir veya benzersiz olarak, bunlar şimdi beş tane Arapça kelime var. İhlas var, tevhid var, teslimiyet var, iman var, İslam var. Şimdi bir bir kelimesinin karşılığı Arapça nedir? Onu bulup onu mesela işaretleyip soruyu bilebilirsiniz. Tevhid ne demek? Birlemek demek. Yani tevhid. Ondan başka ona benzeyen yok. Mesela ikinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın varlığı ve birliği konusundaki delillerin amaçlarından biri değildir? Mesela müminin imanı sağlamlaştırmak. Tamam bu bir hedeftir. Yani amaç, hedef demek. Münkiri inkarında aciz bırakmak. Yani bu da bir hedeftir aslında. Yani onu inkar aciz bırakacaksın ki o düşünsün. İnkarından vazgeçsin. Doğabilecek şüpheleri gidermek. Tamam. İman şüphe götürmez. O da doğru. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak. Tamam bu da bir hedeftir. Yani insan hem dünyada hem ahirette mutlu olması lazım. Sonuncusu da toplumda alemlerin sayısını çoğaltmak. Bu mecbur, yani gerekli olan bir şey değildir. Toplumda alemlerin sayısını çoğaltmak yani bu Allah'ın varlığı ve birliği konusundaki birilerinin amaçlarından biri değildir. Evet. O zaman bu bunu işaretleriz. Çünkü bunların diğerleri hepsi lazım. İman sağlamlaştırmak sağlamlaştırmak lazım. İman, iman sağlamlaşırsa tevekkül artar. Allah'a güven artar. Efendim. Münkırı inkarda aciz bırakmak tamam. Münkürler de bazen böyle susturmazsan böyle lüzumsuz şeyler söyler mide bulandırır. Onları da aciz bırakmak gerekir. Yani ilimimizin dirayetiyle. Şüphelere gidermek, evet. Dünya ahiret mutluluğu zaten dinin amacıdır. Bu şekilde. Ama toplumda alimlerin çoğalması o ilk önemli bir konu değildir. O sonradan sonradan. Çünkü alimlerin çoğalması illa da de mecbur değildir yani. Evet. Mesela üçüncü buna da bakalım. Subuti sıfatlar Allah'ın ne olduğunu ve nasıl bir zatı olduğunu bildirir. Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlardan değildir? Efendim. İlim. Tamam. Bekka. Beka iradeyi gördük Sem'i duymak, işitmek, güç duyduk. O zaman bu Beka nedir? Zati bir sıfattır Yani zati sıfat demek e, Bu beka e, Allah'ın baki olduğunu Ama baki sıfatıyla Herhangi bir tecelliyatta bulunmuyor Sadece subuti sıfatlarıyla Bir tecelliyatta, icraatla bulunuyor Yani tecelliyatta bulunuyor diyebiliriz yani ilmiyle biliyor, iradesiyle bir şey istiyor, semi duyuyor, kudret, güç, güç, yetiriyor. Bunlar sübut sıfatlar ama beka onun zatıyla alakalıdır. Böyle imtihanda sorular geldiği zaman böyle hazırlıklı olursunuz. Evet burada kalıyoruz. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين